Bu sade mi? Kulaklık var kulağımızda. Biz on buranın enerji içeceği. Evet. Bence o kadar da güzel bir şey değil. iPhone 14 2000 manat. Hamınıza selam. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ne videosu? 10 dolarla bir gün geçirme. Bu seriyi her gittiğim ülkede devam ettireceğim. Bu şekilde her ülkenin neyini tatmış olacağız? Yemeklerini. Hayır. Neyini ölçmüş olacağız? Düzeyini. Enflasyon. Düzeyini. Evet. Düzeyini ölçmüş olacağız. Bugün de Bakü'de 10 dolar harcayarak işte yemek yiyeceğiz, kahvaltı yapacağız, eğleneceğiz, carçur. Bunu 10 dolar. Şu anda Temmuz 2023 itibariyle 10 dolar 263 lira yapıyor. Evet, 263. Evet, 263 lira. Artık siz hesaplamasını yaparsınız. Bugün Bakü'de bir şeyler yapacağız artık. Bakalım 10 dolar kafamıza göre, bütçemiz yetine göre tek kişilik harcama. Siz bunu artık ikiye çarparsanız videoda anlarsınız zaten. Hadi gittik. Şu anda Bakü'nün en popüler caddesindeyiz. Tarkovi Caddesi olarak geçiyor. Bildiğin Ümraniye Çarşı gibi diyebiliriz yani. Şu anda kahvaltı yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Orada açarım artık kamerayı. Çünkü orayı bulmamız lazım. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bulunca görüşürüz. Görüşürüz. Şey döner. Döner. Aynen. Ya. Ha. Patates. Ha. Bir tane çikolata alıyor. Ben yine bir tane kaçak alıyorum. Ne diyorsun? Kanka olabilir. Bir sürü çeşit var. Buradan şimdi seçim yapacağız. Ona göre alacağız. Bu sade mi? Çikolata. Aha. Bir tane ondan alalım bence. Burada yiyeceğiz. Abla biraz sinirli gibi bize. Ne diyorsun? Şey olmuş. Günün yorgunluğu. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir sofra kurmuşuz kendimize. Bu normal simit, çikolatalı kruvasan. Bu peynirli değil mi? Peynirliymiş, simit peynirli. Sadece çekti farkı. Tamam. Bu da gözleme. Şimdi tadına bakacağız. Bir de içecekleri aldık. En son ne kadar olduğunu tadın testi falan hallederiz işte orada. Gözüküyor bak. Ben bu tarz simitleri çok seviyorum. Süt simit, mis gibi. Yumuşak. Evet. Buluymuşum. Bunun içinde peynir var ama gerçekten peynir o. Ben kaşar gibi zannetmiştim. Evet, evet. Şuradan gözüküyor bak. Bayağı gözüküyor. Bayağı güzel. Bak. Gerçekten başarılı. Ama boğazımda kaldı. Kolanın geldi. Kola lazım evet. Kola lazım. Bu gözlemenin tadına bakacağım. Sıcak mı diye bak. Güzel baksana. Acılı. Değil. Ne o? İçinde bir şey var ama anlamadım ne olduğunu. Tadı güzel ama he. Ispanak var, ne varsa. Bu çok iyi ya. Evet. Ne var onun içinde? Bilmiyorum ki. Ispanak. Arkadaşlar bunun içinde ne olduğunu bilen varsa yoruma yazsın şu kırmızı olan şey. Kadın yandan 2,5 litre kola aldı, bardağa koydu ama. Ciddi misin? Yemin ederim şimdi aldı gözümün önünde. Ben gözlemeyi erittim. Ondan sonra uzun simit olandan bir tane daha aldık. O da bayağı güzeldi. Bunlar kötü. Biz bunu bir çikolata diye aldık. Çikolatanın rengi gözükecek mi? Çikolata gibi değil arkadaşlar. Karamelimsi bir garip bir şey. Çikolata değil. Tadı böyle karamelimsi gibi bir şey. Çakalat. Bu simit de güzel. Belli güzel oldu. Çakalat dedi bize ama çakalat değil. Çakalat değil evet. Şimdi bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Ha. Önce hesabı ödeyelim sonra geçelim. Kahvaltımızı yaptık. Toplamda 4 dolar tuttu. Yani kişi başı 2 dolar. Kaldı 8 dolarım. Biraz hızlı başladık sanki ha. Yok lan normal ama kahvaltı çok bir de şey. Kendisini yiyemedik yok. Evet. Biraz ziyan oldu. Yiyemedik biraz ziyan oldu. Falan 2 dolarla başladık 8 dolarımız kaldı. Şimdi Bakü'de benim daha önce hiç görmediğim bir oyun salonuna gidiyoruz. Formula 1. Araba sinirleri koltuklu evet. Koltuklu bir şey. Koltuklu moltuklu. Şimdi oraya gideceğiz. Arkadaşlar yerimize geldik. Bak arkada nasıl oynuyorlar. Böyle bugün böyle. Mükemmel. Forza oynuyorlar bu arada. Gel gidelim. Forza mı? Aynen. Evet. Gir bakalım. Sor. Saat birlikte oynayabiliyoruz değil mi? Evet. Ne oynayacağız? Forza mı oynamak istersin? Ne istersin? Bilmiyorum. Assetto Corsa. Araba yarışı hepsi. Assetto oynayalım. Ben Forza oynadım da Assetto hiç oynamadım. Bence Assetto oynayalım direkt. Yoruş. Hı, tamam. Tamam. Saati 5 manat yani 50 dolar. Yani 1,5 dolar. 1,5 dolar evet. Aşağı yine yazarız benim hesaplarım çok. Yemekten daha ucuz. Bakalım. Bence heyecanlı ha. Oğlum ben debriyaj falan yok bende ya. Ben debriyajı falan basamam. Niye?
Bu manuel bu arada. Şey ama soracağım ben bakayım. Ayarlardan şey yaparsın. Bu ileri geriye bakarmış. Nasıl anladın? Evet. Boyun yetiyor mu diye şaka yapacaktım. Nasıl anladın hemen? Neyse. Sistem açılıyor. Normal Windows ekranı var ama şeye bağlı. Artık ne dediğini bilmiyorum. Ha konuşabiliyoruz. Arkadaşlar mükemmel bir arabayı bu şekilde sürüyoruz. Aynı zamanda kulaklık var kulağımızda. Discord'da aynı sunucudayız ve konuşabiliyoruz. Muazzam ya baksana. Bak ne yapmış bak. Biz çıktık. Yemin ederim var ya o kadar gözüm ağrıdı ki gerçekten ortamdan dolayı. Gerçekten sürmüş gibiyim vardı biliyor musun? Evet. Bacağım falan da böyle gerçekten araba sürmüş gibiyim. Saatli 5 manat yani 3 dolar. Bizim kaldı bütçemiz 5 dolar. 5 dolar harbiden. Ama sıkıntı değil hallederiz yani. Ya çok sıkıntı. Zaten çok yolunda bir şey yok. Evet. Bakü yani çok ekstrem büyük bir yer değil. Çok güzel bir yer. Şeyi falan muazzam ama çok böyle ekstra aktivite yapacağınız şeyler yok varsa bence. Yorumlara yazsınlar. Aynen. Evet. Bilelim, öğrenelim. Ha. Eğer varsa Bakü'de bildiğiniz bir yer şunu yapın bunu yapın dediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Biz de hem öğrenmiş oluruz çünkü çok bir bilgimiz yok aslında. Şimdi boş bölge diyordum. Benim canım tatlı çekti. Tatlıya geçtim. Ben gözlük almak istiyorum. Bütçeme dahil edilse. Biraz absürt oluyor ama gözlük istiyorum. Ben hem tatlı yemek istiyorum hem kaşım aldırmak istiyorum. Onu bir çözmemiz lazım. Bir ara bir çözelim onu. Burada pantolona şalvar diyorlar arkadaşlar. Haklısın mı? Haklısın da bunu nerede öğrendin? Az önce okudum da ondan. Ben de yeni öğrendim çünkü. Neyse. Bu kadar. Serinlemek için bizon aldım. Bizon buranın enerji içeceği. Enerji içkisi. İçkisi. Peki bunu gördün mü? Çoğundur. Patates değil mi? Pancı kartop. Var. Patates kartop. Buraya nasıl yardım edin size? Ya bakıyoruz sadece. Bakıyoruz. Teşekkürler. Yağ vereyim. Yok ya. Yok ya. Aynen. Şakalar. Yani şu alışverişimizi yapalım ondan sonra bakalım ne kadar tutacak. Tamam. Şimdi bir tane bizon aldık 1 manat. 3 tane bounty. 2.20. Bunları katmayalım bence ya. Niye? Katalım mı? Çok pahalı oğlum. Bounty nereden baksan toplam 4.30 tuttu. Bunu hesaplarım şu an hesaplarım. 4.30 ne kadar? Tamam. 4.30 ne kadar yapıyor söyleyeyim hemen bekle. 66 lira yani dolar olarak 2.54. 2.54 yani 2.5 dolarımız kalmış. Aynen. Bakalım. Hayırlısı. Afiyet olsun şimdi göm bakayım. Şunun tadına bakayım dur. Gel şurada bakayım. Gel ya. Arkadaşlar bu pirinç patlaklı ve bütün fındık içeren bir çikolata. Bence o kadar da güzel bir şey değil. Nasıl? Muazzam. Harika. Çok çikolata. Çikolata olmuş ya. Mehmet kendine orkid aldın. Ne düşünüyorsun? Sprey aldım ya. İki tane saç sprey aldı Morphos'un. Ne kadar ödedik? 150 TL. Kaç manattı? 10. Toplam 10 manat. İyi ya güzel. Aa şey gidelim lan kontakta. Orada elektrik melektrik bir şeyler bakalım. Var mı? Ha işte bizim MediaMarkt gibi. Gel bakalım fiyatlar ne kadarmış. Gelmişken size fiyatlardan bahsedelim. 14 Pro Max 3070. Ben her söylediğimde aşağıda çıksın bir daha hesaplamakla uğraşamam. 14 Pro 2780. 13 1850. Onun dışında iPhone 14 2000 manat. 11'ler ne kadarmış? 11'ler 1200. Oğlum ben bunu alıp 4 yıl önce 7000 liraya almıştım yani. Ama şey oldu ya. Gerçekten. Başka ne gösterebiliriz? iPhone fiyatları işte başka ne var? Şurada şey var. AirPods Max 1550. Arkadaşlar hazır şeye kontakta girmişken dedik ki JBL alalım. Ben epeydir JBL istiyordum. Türkiye'den almak nasip olmadı. Ya otostop çekerken ya da bir yerde bir şey beklerken falan müzik dinlemek çok zevkli bir şey oluyor. Ama kulaklıkla dinlemek istemiyorum. Telefon da yetmiyor. JBL lazımdı. Şimdi buradan alacağız. Gösteririm size fiyat çarçurt. JBL'i aldım. Aha burada. Paketini falan gösteririm. Burada bir şey almak çok zor. 5 dakika bekledik. Bir 20 dakika sürdü herhalde. Fiyat güncelleme olayı var senin. Fiyat güncelleme değil. İlk başta ödeme yapıyorsunuz. Sonra satıcıya faturayı gösteriyorsunuz. O size ürünü veriyor ama
O kadar zor ki adam bana adımı soyadımı, baba adımı, oha, ondan sonra doğum tarihi falan sordu. Böyle garip garip bir şeydi. Anlamadım ama aldık. Gidiyoruz şimdi. Berbere gidiyoruz. Berberde kaşımızı düzelteceğiz. Çok iyi ya. Bir de burada bisikletli kuryeler var. Bakın arkadaşlar. Bisikletli kuryeler hakkında ne düşünüyorsun? Amelilik. Oğlum öyle deme bak. Çok şimdi... büyük yani gereksiz bir neden? Icat. Neden? Bisiklet süren adam... Motorlu varken... Ya belki adamın... keyif olarak süreceksin arkadaşım. Bisiklet motora değil. Parası yok belki adam. O zaman... motoru olan bir dükkana girsin. Motor olan bir dükkan... Ya sen ne anlatıyorsun ya? Belki adam motor süremiyor kardeşim. O zaman yapmasın. Gitsin çağrı merkezinde çalışsın. Mesela. Yine döndük dolaştık. Tarkov'a geldik. Tarkov'a geldik. Tarkov diyen de var. Tarkov diyen de var. Tarkov diyen de var. Bir adı var işte yani. Geldik. Berber burada. Epey yürüyoruz. Yoruldum. Berberden sonra bir oturalım. Zaten $2.5 kalmadı mı? Ona da bir kahve içek. Biz çıktık. Hostele geldik. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Aziz abi aradı. Dedi ki gelin dedi at sürek. Go-kart'a binek. Tamam abi dedik. At sürmek için de altımızı değiştirmemiz gerekiyormuş. Pantolon giydik. Şimdi taksi bekliyoruz. Hilal Elektriğe gideceğiz. Bakalım. Gün devam ediyor. Hala $2.5 var. Hala $2.5 var. Bu arada kaşımı aldırdım. Kaşımı 5 manata aldırdım. Ne kadar ediyor? 5 manat 60-75 lira. Yani $2 ediyor. Sarı geldik. At bin maha. Aynen kanka şey. Red Dead Redemption. Balkon. Aynen. Maalesef. Şunun tatlılığı peki. Ağza bak. Oğlum domuza benziyor bu ya. Len. Abim. Ne yapıyorsun? İyisin. Ne yapıyorsun? Aslında Kerem. O Kerem daha önce çok binmişti ya. Ata otostop çektin. Azerbaycan'da ata bindin. Aynen. Ya ata biniyoruz da yanımda hiçbir adam yok. Bizi böyle saldı. Mehmet'in yanında bir kişi var sadece. Başka da hiç kimse yok. Sürüyoruz sürüyoruz da her an her şey olabilir yani. Çok korkuyorum. Atın bir de böyle garip garip hareketleri var. Şey yapamıyorum. Hani sakatlanma riskim var. Ayağım pedalda olduğu için attan bir anda atlayamam da yani. O korkunç biraz. At gidiyor yani atın bir şeyi yok da garip hareketleri var. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan bir tur atacağız artık. Yani at sürmek çok da öyle meziyetli bir şey değilmiş yani. Yani atın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bu ata nasıl hükmediyorsunuz be kardeşim? Hayır ata da vurmak istemiyorum yani. Şimdi sevdim seni de canını da yakmak istemiyorum. Hayvanın zaten meşali kalmamış. Şeyi kalmamış. Arkadaşlar videonun burasına kadar geldiyseniz ve hala seyrediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bak atın üstünden rica ediyorum sizden. Beğenmek çok önemli. Videoyu beğendiysen beğen kardeşim, bunu bana göster ki ben de ona göre motive olayım. İndik ama yani o kadar şey hissediyorum ki kendimi. Hani at olduğu için ne zaman ne yapacağı da belli olmuyor. At da böyle hani şey yorulmuş da öyle yürümüş bir hissi var atın. Korktum yani altıma sıçtım gelene kadar yani. At buraya gelene kadar dua ettim ya. Çünkü garip garip hareketleri var atın. Başımda da kimse durmuyor. Mehmet'in yanında adam vardı, benim yanımda adam. Tek başıma gidiyorum, bir şeyler yapıyor at. Altıma sıçtım yani. Çok da gerek yokmuş ata binmeye. Şimdi geldik go-kart sürmeye. At sürmek yani çok değişik bir deneyimdi. Bir insan neden at sürer? Eskiden kalma tabii bir şey ama. Benim at da çok yaşlıymış, öyle söylediler. At böyle çok halsiz duruyordu. Neyse at sürmek 30 dakika falan sürüyor. 20 manattı yani 300 lira falan yapıyor. Bence verilebilecek bir. Yani 300 lira hayatında bir daha ne zaman at sürebilirsin ki? Öyle bakmak lazım. Şimdi go-kart'a geldik. Go-kart yapacağız. 3 kişiyiz. Yarışacağız. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz.
İlk döneme çok kötü. Ayarlarıyla oynadık hepsiniz. Hayır, çok oğlum. Yakındım ya. Kaç saniye? Bir. Bir saniye. Birer saniye ya Rayla. Uğurluğum yemin ederim var ya. Bir kez yarıştık. Onda ikinci oldum. İkinci kez yarıştık. Onda da ikinci oldum. Mehmet ikisinde de birinci oldu. Birinci olmak sıkıntı değil de o gazdan beni gözüm hem ya çok yaşardı hem kollarımı hissetmiyorum. O direksiyon kuvveti çarptırdı, onunla uğraşacağım diye öldüm yemin ederim ama çok heyecanlıydı. Toplam 500 metre mi ne parkur, inanılmaz zevkli. Bakü abi. Renk kart mı ne öyle bir şey, buraya gelin işte ya, ne bildiniz. Bakü kartingmiş. Çok yorgunum, inanılmaz. Her şeyin üstüne bir de gelelim bowling oynayalım dedik. Burada sanki kollarımı hiç hissetmiyormuşuz gibi. Hazır müzik durmuşken şu an Aziz abi 58, ben 74, Aziz abi 73. Mehmet atıyor ha. Mehmet atıyor. Kaybettik. Çok mutsuz. Çok sinirli ve kızgınım. Yürü git ya. Yürü git kardeşim. Yürü git ya. Son dakika yenilince biraz sinirlendin, asabileştin. Yürü git. Bu mudur yani Kerem? Budur abi. Sen Türksün ya. Sen Türksün ya. Atla şov yapman lazım. Ha, Türklüğünü göster. Bir böyle elini bir kere böyle çırpsan. Bir çırp. Ayağını böyle vur. Batımı da arttırmak gerekiyor.